İletişim Dünyamız Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Bendeniz bu programı sunmaya çalışacağım. Ana kumandada, kayıt montajda arkadaşım İbrahim Macit yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim, özkur bir yönetim ve yüksek işare kurulu üyesi, eğitim yöneticisi, sosyolog Hami Koç Bey. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum efendim, hoş bulduk. Tabii böyle bir... E... Afetten sonra bu programı yapmak istemezdim doğrusu. Böyle bir programda konuşmak istemezdim ama hayat devam ediyor. Ben sözlerime başlarken tabii hoş geldiniz dediğiniz önce de... Evet. ...bizi şu anda radyo başında dinleyen gerek Türkiye'de ki ben TGRT FM'in sadece Türkiye'de değil... ...bütün gönül coğrafyamızda, bütün dünyanın birçok ülkesinde dinlendiğini biliyorum... Bizi dinleyen değerli dinleyicilerimize, Tekeret Efem'in dinleyicilerine saygılarımı sunarken, 85 milyon ve gönül coğrafyamıza başsağlığı diliyorum. Vefat etmiş olan insanlarımıza, kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Onların yakınlarına. Onlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ve yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Şu anda sağ kalan ve yürekleri yanan, hepimizin yüreği yanıyor ama, e elbette ki ateş düştüğü yeri yakar diye bir tabir var. Evlat, anne, baba, kardeş, komşu kaybetmek ki bu acıların benzerlerini ben biliyorsunuz yakın tarihlerde yaşadım. Ee, tabii bir depremde değil ama bir hastalık veya bir ömür meselesiydi kolay değil ama böyle bir afatta yakınlarını kaybeden şu anda arama veya bulma durumunda hala sıkıntı yaşayan Ben buraya gelirken tekrar e, radyo dinlediğimde haberlerde birçok insanın e, yakınlarına ulaşamadığını biliyorum onlara sabırlar diliyorum. Cenab-ı Allah'tan geldiği için insanlarımız tabii bunu suhuletle karşılıyorlar. Onları tebrik ediyorum. Allah'tan geldi diyorlar. Ve bir an önce e, bulamadıkları yakınlarına kavuşmaya çalışıyorlar. Onlara da sabırlar diliyorum. Amin diyoruz efendim. Sizin bu güzel temennilerinize. Evet. E, dünya böyle bir dünya efendim. Acılarıyla, tatlılarıyla, e, güzellikleriyle, çirkinlikleriyle yaşadığımız bir dünya. Burası cennet değil şüphesiz ki. Evet. Evet, böylesi bir dünyada bunlar insanoğlunun başına gelecek ama dinimizin emri gereği biz de tedbirlerimizi alacağız. Önce tedbirimizi alıp sonra tevekkül edeceğiz. Elbette, elbette. Bunda şüphe yok. Bu konu mesela e, basında veyahut da sosyal medyada, kamuoyunda, Faruk Beyciğim biliyorsunuz biraz tartışma konusu oldu. Aklım almıyor bazen bunları. Şimdi bizim inancımız ve kültürümüze göre dediğinizde tevekkül edeceğiz, önce tedbir alacağız diye... Evet. Bazı insanlar cehaletinden midir, anlamak istemediğinden midir bilmiyorum. Yani normal bir hayata devam etsinler, tedbir almasınlar, e, bilimin e, tavsiye ettiği, emrettiği şeyleri göz ardı etsinler. Ondan sonra en iyi ne yapalım Allah'tan geldi tevekkül ediyor. Bu tevekkül bu değil. Evet. Tevekkül açık ve net. Kısaca arz ediyorum değerli dinleyicilerime ki TGRT FM'in dinleyicileri tamamını ben bunu çok iyi bildiğine inanıyorum, düşünüyorum. E, tevekkül sebeplere yapıştıktan sonra Allah'tan gelene razı olmaktır. Tevekkülün en kısa tarifi bu. Çeşitli tarifler yapabiliriz. İslam alimleri, sevgili Peygamberimizin hadis-i şeriflerine dayanarak çok güzel tarifler, açıklamalar yapmışlar ama tevekkül bu. Yani biz tevekkül edeceğiz ama sebeplere yapışıp, tedbirleri aldıktan sonra siz yola sokağa çıkıyorsunuz, karşıdan karşıya geçiyor, geçmeye çalışıyorsunuz. E ben tevekkül ediyorum, araba bana çarpmasın. Hayır efendim, siz karşıdan karşıya yaya yolundan geçmeniz lazım. ...veya böyle bir yer yoksa... ...yani vasıtaların olmadığı bir yerde ise... ...herhangi bir motorlu veya benzeri vasıtanın geçerekse çarpmasına... ...mani olacak şekilde, fırsat vermeyecek şekilde karşıdan karşıya geçmeniz lazım. Hatta önünüze bakmanız lazım. Yani ben tevekkül ettim, bir logar çukuru var. E canım tevekkülle düşmeseydim iyi olurdu, düştüm ben farkında... ...olur mu öyle şey? Logara düşmeyeceksiniz, tedbir alacaksınız. Önce biz insan olarak... Müslümanlar da öyle, gayrimüslimler de öyle. Hangi dine inanca sahip olursa olsun. Eğer siz hayatın gerçekleri konusunda bir felakete uğramamak için... ...herhangi bir felaket geldiği zaman o felakete e, gereklerine veya sıkıntılarına uğramamak için... ...o felaket veya felaketlerle ilgili tedbir almanız gerekiyor. Tevekkül bu. Evet. Yani biz eğer depremin şartlarına uygun... ...bir yerleşim bölgesi temin etmiş olsaydık... ...milletçe, bakın milletçe diyorum... ...mühendis demiyorum, mimar demiyorum... ...efendime söyleyeyim müteahhit demiyorum... ...veyahut da o evi satın alan demiyorum... ...yer bilimci demiyorum... ...biz bunlara hep beraber... ...gücümüzün yettiği kadar uysaydık... ...ondan sonra da başımıza felaket geldi... E, ...tevekkül ondan sonra... Evet. ...yerini bulur. Evet efendim. Tevekkül bu. E, hocam e, siz bir sosyolog ve eğitimcisiniz... E, ...hem sosyolog hem de eğitimci olarak... Evet. ...Cumhuriyet tarihimizin bu en büyük... ...felaketlerinden birini yaşadık. Evet. E, herhalde bundan daha büyük... ...veya yaklaşık olanı vardır... ...belki Erzincan e, Zelzelesi... ...ne bileyim evet. işte 99'da yaşadığımız... ...Marmara Bölgesi Zelzelesi. Ki ben onu yaşadım, siz de yaşadınız evet. Marmara Bölgesi. İçeriz evet, evet. o zaman. E, <laughs> aslında bu depremin de... ...bu zelzelenin de dolayısıyla içinde olduk. Çünkü benim memleketim e, Elbistan. Evet. Karamanmaraş... E, Bizim de afetten zarar gören e, akrabalarımız, yakınlarımız var. Ölenler de var, efendim yaralananlar da var. E, benim gibi evini vesairesini kaybedenler de var. Evet. Evet bunu da bizzat yaşamış olduk ki bu zevzelerden etkilenmeyen hemen hemen Türkiye'nin... Yok gibi. Yok gibi. Herkes, yani en azından bir tanıdığı var, bir evet, dostu var. Bir dostu var evet. Evet böylesi afetlerin e, yaşadığı... Böylesi büyük afetler yaşadık. Belki de bu en büyüğünü yaşadık. Evet. Afetlerin maddi ve manevi sebepleri nelerdir diye başlayalım isterseniz Şimdi tabii ben e, hemen bu zelzele, meşhur zelzeleden itibaren çeşitli televizyon programlarında, radyo programlarında e, konuşmalar yaptım. Davet edildim bir sosyolog olarak toplum sosyolojisiyle alakalı. Bir defa şunu gördük ki geldiğimiz nokta itibariyle yani bir ay geçmiş bu ee, bu ağır e, felaketten sonra dünyanın çeşitli yer bilimcileri veya bu işin otoritelerini de baktığımız zaman şunu söylerler. Ger Gerçi Türkiye'deki otoriteler de aynı şeyi söylüyorlar. Bu sadece bu yüzyılın afeti değil. Belki dünya bilinen dünya tarihinin kayda geçmiş tarihin en büyük felaketlerinden zelzelelerinden, depremlerinden birini yaşadık biz. Böyle bir e, geniş çaplı, bu kadar yıkımı olan, bu kadar işte 10 artı 11 diyelim veya bir 11 şehrimizi direkt etkileyen, ondan sonra diğer vilayetlerimizde çok ciddi e, benzeri hasarlara sebep olan bir deprem, bir zelzele beklenmiyordu. Evet. Ve bu, bununla karşı karşıya kaldık. Şimdi bazı tarihçiler de söylüyorlar, e, Hatay'ımızın o güzel Antakya'mızın e, bu bilinen tarihte yedinci defa, Beş, yedi ifadeleri var. Evet. E, tamamen neredeyse yok olduğuna dair depremlerde, felaketlerde, efendime söyleyeyim, bilgiler var. Şimdi tabii bu asın veya asırların felaketi. Bu böyle. Şimdi peki dediniz ki siz bunun maddi manevi sebepleri nelerdir? Şimdi manevi sebeplerine eğer müsaade ederseniz ben pek girmek istemiyorum. Onu daha çok, benim de ilahi tarafım var biliyorsunuz ama e, hoş olmuyor biraz bunları söylemek. Daha çok maddi tarafları üzerinde ben duracağım. Evet. Müsaadenizle ee, Şimdi biraz önce ifade ettiğim gibi Televizyon ve radyo konuşmalarımda Beraber katıldığımız değerli Mühendisler ee, uzmanlar bu işin uzmanları e, yer bilimcileri ve e, resmi kurumlarda görev yapan bu işte direkt e, alakalı olan meslek olarak insanlarla beraber programlara katıldık. Onlar dakikalarca belki saatlerce e, o bölgede veya Türkiye'nin her yerinde bu buna benzer depremde yaşadığımız felaketlerle ilgili tespitlerini, düşüncelerini, yorumlarını gerek sahadan, gerekse bilimsel olarak, gerekse kanaat olarak ifade ettiler. Onları dinledim. Şimdi şu gerçeği bir defa kabul edeceğiz. Bir, biz 85 milyon olarak hatta şu anda burada misafir olanlar Türkiye'nin dışı açılmasıyla işte burada iş kuranlar biliyorsunuz vatandaşımız vatandaşımız olmadığı halde ülkemize dünyanın her yerinden gelen veya e, Türkiye'deki yabancı şirketlerde çalışan insanlar var o bölgede de onlar da oralarda yaşıyorlar Türkiye'de yaşıyorlar yani sadece 85 milyon değil bize hayatını devam ettirmek üzere Şirketlerde, firmalarda çalışan veya e, turist olarak gelen veya da ziyarete gelen insanlarımız da bu depreme maruz kaldılar. Şimdi biz bu devam edecek. Yani biz artık e, bunun önüne geçilemez. Türkiye sadece vatandaşımız olan 85 milyonuyla değil beraber alışveriş içerisinde bulduğumuz gerek kültür gerekse ticaret insanlarla bu coğrafyada yaşayacağız. Bu coğrafya ne? Bu coğrafya bu bir gerçek deprem coğrafyası. Evet. Yani biz bu coğrafyada yaşamayı tercih etmişiz. Şimdi şunu diyebiliriz. İyi güzel de hocam biz burada doğduk büyüdük. Yani bizim başka gideceğimiz yer mi var diyebiliriz. Ama e, bu felaketlerde veya benzeri şeylerde şartları oluşturup başka coğrafyalara herhangi bir şekilde yani karın tokluğuna veya da imkanlar dahilinde giden insanlar var. Ve bir çoğunluğu tercih etmiyor. Bence biz de tercih etmeyelim. Yani bu coğrafya Türkiye'miz çok önemli bir deprem coğrafyası. Şimdi bakınız sosyal medyada yer aldı. Bir Japon diyor ki biz Türkiye'de biz ülkemizde depreme dayanıklı binalar yapmayı sizin tarihinizdeki mimarlarınızdan öğrendik diyor. Sosyal medyada yayınlandı bu. Birçok evet. kimse paylaştı. Bizim tarihimizdeki mimarlarımızdan bunun ismi kim? Mimar Sinan. Bakın bilinen dünya tarihinde bütün dünya mimarlarının ister dursun ister durmasın durması gereken bir mimardan bahsediyorum. Yani sadece Mimar Sinan'ın yaptığı binalarla ilgili bu işin uzmanlarıyla birkaç program yapılabilir. Muazzam bir ilim ve bunların çoğunu 50 yaşından sonra yapmış. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Yani bizim emekliye ayıracağız, pilimiz bitti dediğimiz zaman da... Bu işe başlamış. İşe başlamış. Yaptığı eserlere bütün dünyanın mimarları, bilim adamları selama duruyorlar. Bu işten anlayanlar. Anlayanlar selama duruyorlar ve bunların çoğuna bir şey olmadı. İşte bizim Antakya bölgemizde bir biliyorsunuz onun yaptığı dört küsür asır önce yaptığı bir eser. Hala dimdik ayakta 446 sene hatırlıyorum ben. Ayakta ve şu anda depremden zarar gören insanlarımızın bir kısmı orada istirahat ediyorlar. Evet. Nasıl oldu bu? Ha şunu diyebilirsiniz. Hocam iyi güzel de o bina çok katlı değildi. Şimdi o çok katlı meselesine gelelim. Siz ...detaylara ineceğim, maddi detaylara... ...siz veya biz yani... ...siz dediğimiz biz... ...her türlü tedbiri aldı, alalım dediğimiz zaman bile... ...dünyanın en sağlam binasını... ...bir defa bu gerçeği göreceğiz... ...yapsanız bile... ...böyle bir fayın kırılmasında... ...o binanız ikiye de ayrılabilir... ...veyahut da terste dönebilir... Evet. ...örnekleri var mı? Var... ...yani bir ağacın ikiye ayrılmasını nasıl izah edeceksiniz... ...biliyorsunuz o fotoğrafları gördünüz... Evet, evet. ...ağaç ikiye ayrılmış... E fay hattıyla beraber hemen onun 10 metre ilerisindeki aynı firmanın yaptığı, insanların yaptığı evde hiçbir şey yok. Ama onun rast geldiği yer tarumar olmuş hatta toprağın altında kalmış. Evet. Yani böyle bir felakete kaldığınız zaman e, siz binayı ne kadar sağlam yaparsanız yapın. Bir defa e, belki tamamen yok olacaksınız eserinizle beraber bu mümkün. Ama bu çok azınlıkta kalır. Evet. Çok azınlıkta kalır. Bir de şu var tabii ki. E, ...fay hattına yakın, ya da fay hattının üzerinde olmamalı. Yahut... Şimdi oraya gelince tabii olmamalı. Şimdi bakınız... Ee, ...bir defa toprak kayması yedi metre ifade ediliyor. Evet. Asin Nehri'nin yatağı değişti. Düşünebiliyor musunuz? Demir yollarını gördünüz. Sanki demir yolu... ...böyle bilinçli yapılmış demir yoluna dönmüş. Yani bir kırılmanın, bir kaymanın eseri gibi hissetmiyorsunuz. Demir yolunu gördü. S gibi bir demir yolu oldu. Demiş. Yolların kaymasını gördünüz. O yarıkları işte e, böyle çekiyorlar, dronlarla filan e, şeylerini kameraya alıyorlar, yayınlıyorlar biliyorsunuz. Üç haftadır, dört haftadır o arazilerin dağlar yarıldı. Toprak yarıldı. Evet. Böyle bir depremle karşı karşıya kaldınız. Şimdi bu bir gerçek mi? Gerçek. Ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi, ben bilim adamlarının söylediğini söylüyorum ama neticede biz de okuyoruz. Bir defa şu özeti yaptım ben Faruk Bey. Dedim ki bir... Değerli akademisyenlerimizin çok güzel açıklamaları var. Yani kültür olarak, tarım olarak da söylüyorum. Onları da ifade edeceğim. Bir, en özetin özeti. Saatlerce konuşmanın özeti. Biz artık... o hayatta dediğiniz yer dahil. Ben İstanbul'da dostlarım var. Benim oturduğum evler de onlardan birisi. Samimi söylüyorum. Hiçbir endişe taşımıyorum. Niye? Şuna inanıyorum. Çünkü bu adam benim oturduğum binayı yapan... Allah selamet versin Zeki Bey. Hiçbir kimsenin müdahale, müdahale etmesine fırsat vermeden bilimin dışına çıkmadan asla efendime tarihleri, tahrikleri teşvikleri arzuları kabul etmeden bilim yani fen bilimi neyi emrettiyse onu yapmış. Zemin etüdünü sağlam yapmış bir kere. Bu bir. Yani zemin etüdü bir defa sağlam olacak. Fay hattına siz bina yapamazsınız. Zemin etüdü bir defa o binanın bir kat mı iki kat mı üç kat mı beş kat mı yedi kat mı On katlı olabilir. Ha ben çok böyle yüksek binalara karşı değilim ama 21. yüzyılda siz bu ülkede ben yüksek bina yaptıramıyorum derseniz bu normal bir düşünce değil, bu kabul görmez. hayata geçirilmez. Ha yapılmayacak yere yapmamanız lazım. Evet. Şimdi e, bir defa zemin etüdünü mutlak surette bilimsel olarak bu işin uzmanlarının raporu ve tavsiyesi üzerine onların kararından sonra yani zemin etüdü buraya şu bina yapılabilir şu kata kadar yapılabilir diyeceği bir rapor veya kanaat veya karar ortaya çıkacak ve biz buna tabi olacağız. Hayır efendim bu arazi benimdir. Kay, kayıyormuş. Efendim heyelan varmış. Efendim fay hattının üzerindeymiş. Altında su varmış. O ben yaparım ben buna razı olayım Hayır kardeşim. Sen sadece bireysel olarak bunu yapamazsın çünkü bu toplumda yaşıyoruz. Bir bir milletiz toplumumuz 85 milyonuz. Senin böyle doğru olmayan bir gerçeğe sarılarak canın istediği gibi bina konuşlandıramazsın. 5 asır önce bu ülkenin duayenleri, bu ülkeye hizmet etmiş olan yaptığı hizmetlerle hala akılları durduran Fatih Sultan Mehmet'in kararı var diyor ki durgun suların ve akarsuların şu kadar yakınına 5 asır öncesinden bahsediyorum. Milyarların evet. altında insanın olduğu dünyadan bahsediyorum. Yakınına şu kadar mesafeye meskun mahal kuramazsınız diye şeyi var, fermanı var. Nasıl evet. izah edeceksiniz? Çevre, bakın insana ve suya ve çevreye olan saygıyı bu bu en güzel örneklerinden biridir bu. Evet, çok güzel. Şimdi bir defa zemin meselesi, zemin sağlam olacak. Yani evet. zemin sağlam olmayan yerleri yapmayacağız. Şimdi örnek verelim, en canlı örnek. Şimdi eleştirdiler. Hatta meşhur gazetecilerden biri senelerdir TOKİ'yi eleştirdi. Ben sözlerimi geri alıyorum. Çünkü TOKİ'deki, TOKİ'nin yaptığı binaların hiçbirinde bir hasar yok. Düşünebiliyor musunuz? On küsür yıldır TOKİ denilen resmi kurum bu milletin insanlarına, bu coğrafyaya konut yapıyor. Ya bir tanesi yıkılmadı. Yüz binlerce. Ki normaldi bu. Yüz binlerce. Ve yıkılabilirdi. Normal bu. Evet. Böyle bir depremde, zelzelede bunun aksi mümkün değil. Ama Cenab-ı Allah'ın hikmeti. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Niye yapmış? Bir, fay hattının üzerine yapmamış. İki, zetü, zemin etüdünü sağlam yapmış. Evet. İşte bunun en güzel örneği. Dünyada selama durdu bu konuda. Şimdi ben diyorum ki bir vatandaş olarak, bir sosyolog olarak, bir eğitimci olarak, insana değer veren bir düşünce sahibi olarak söylüyorum. Ben böyleyim bu tokiyi hayata geçiren, tenkitlere rağmen ısrarla devam ettiren, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bizim insanımıza, vatandaşımız olsun olmasın kirada oturanlar var. Hangi etnik şey yapıdan gelirse gelsin, Türktür, Kürttür, Çerkezdir. Bu milletin birinci, hepsi birinci sınıf vatandaşı, bu vatandaşlarımıza, insanlarımıza, insana, bu kaliteli binayı yapanlardan Cenab-ı Allah bin kere, yüz bin kere, milyon kere razı olsun. Amin. bir defa bu gerçeği görmemiz evet. lazım bakın zemin dedik evet. yani şimdi ben e, görevim gereği biliyorsunuz birçok yere konferanslara gidiyorum seminerlere üniversite öğrencilerine okullara veya belediyelerde şimdi bir gün Adapazarı'nda çok değerli bir eğitim yönetici arkadaşım dedi ki bakın hocam dedi şu Adapazarı çanağı var ya havzası dedi burası Osmanlıların zamanında İstanbul'un meyve sebze bahçesi Ambarı. buralarda üç kattan fazla buraya bina yapılmaması lazım Dağlara yap, tepelere yap. Ama dedi biz insanlar olarak bu bu bir defa tarım arazisini mahvettik ve geleceğimizi de kararttık. Sadece tarım arazisini mahvetmedik. Olası bir depremde, bir depremde belki Allah muhafaza, on binlerce insanımızı orada kaybetmeyi bile bile, bu gerçeği bile bile biz ne yaptık? Oraya bina konuşlandırma yaptık. İnitekim 99 yılındaki depremde. Bunu söyleyecektim şimdi. Evet. Ve şimdi bakınız videoları var. 99 depreminde deprem bölgesinde zarar görmüş olan bir bölge, bölgede İstanbul'dan daha tehlikeli bir yerde bir efendim beldenin belediye başkanı akrabalarının ve tanıdıklarının dostlarının küsmesine darılmasına tenkitlerine aldırış etmeden üniversite hocalarının tavsiyesi üzere üniversite hocalarının tavsiyesi üzere diyor ki bir zemin etüdü konusunda çok ciddi yaptırım içerisinde oluyor taviz vermiyor iki Binanın oraya geleceğiz. Binanın inşaat kalitesi konutu, konusunda hiç taviz vermiyor. Üç, diyor ki üniversite hocaları burada en fazla üç katlı yapabilirsiniz ve dört kata müsaade etmiyor. Evet. Evet hocam. Mesele biraz da bu. Yani Şimdi devam edelim mi efendim? Etmeyelim. Bir ara verelim sonra. Belki devam edelim. Efendim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim eğitimci, eğitim yöneticisi sosyolog Hami Koçbey kendisiyle bugün e, zelzele afetindeki zararların sebebi ve ahlaki çöküntü üzerine sohbet ediyoruz. Programımız devam edecek. Bizden ayrılmayın efendim. Değerli izleyicilerim, Tegarat FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim Eğitim yöneticisi, sosyolog Hami Koçbey ile birlikteyiz. Kendisiyle Zelzele afetindeki zararların sebebi ve ahlaki çöküntü üzerine sohbetimiz devam ediyor. Hocam bundan önceki bölümde e, Zelzele'de işte zeminle alakalı olan Evet e, yanlışlardan veya yapılması gerekenlerden söz ettiniz. E, başka neler söyleyebilirsiniz bunun devamı olarak? Evet. ...dikkat edilmesi gereken neler var başka? Tabii ben bir sosyolog olarak söylüyorum. Ee, uzun yıllardır... ...kamuoyunun her tarafında... ...yani Türkiye'nin her tarafında... E, ...kamuoyunun ihtiyacı olan... ...toplumun ihtiyacı olan gerçeklerle ilgili... ...çalışmalarım olduğu için söylüyorum. Belki bu konu biraz... bir e, ...mimarların işi ama ortada bir gerçek var. Bunu bizim bilmemiz lazım. Birinci dedik zemin evet. sağlam olacak. Şimdi e, eğer... ...ovada veyahut da düz yerlerde zemin sağlam değilse... ...yapmayacağız. Evet. Demek ki bizim atalarımızın yaptığı gibi ovaları, tarım arazisini artık biz 85 milyon olarak Türkiye'nin neresinde olursa olsun bazı yerlere küçük evler yapılabilir araziyi kullanmak için. Onlar ayrı. Yani istisnalar vardır. Artık biz tarım arazilerimizi başka yerlerde konut yapma imkanı varken belli gerekçelerle işin rahatına ve kolayına kaçarak çok kıymetli tarım arazilerimizi biz artık konut yapmak vazgeçelim, kurtaralım. Aynı zamanda bu belki ekolojiyle oynamak demektir. Evet. Şimdi demek ki artık tarım arazilerimizi biz koruyalım. Tarım arazisini korumak sadece 85 milyonun Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin vatandaşlarına iyilik değildir. Bakınız biz şu anda Türkiye olarak birçok ülkeye tarım ürünleri satan, ihraç eden bir ülkeyiz. Yani bizim coğrafyamız sadece kendi insanımızı beslemiyor. Bizim evet. başka ülkelerin insanları bilhassa sebzede, meyvede besliyor. Biz bundan vazgeçemeyiz. Yani sadece 85 milyonun bu tarıma, bu topraklara ihtiyacı yok. Dünyadaki başka insanların da ihtiyacı var. Bu gerçeği unutmayız. Biz evet. burada emanetçiyiz. Buna dikkat edelim. İkinci husus şu. Birinci husus zemin ve yer dedik. Uygun temel dedik. Eğitimde de öyledir. Eğer siz çocuğa zamanında, bakın anne karnından öncesinden çocuk 7 yaşına gelene kadar Faruk Bey... Çok kullandığımız bir şey. Çok iyi temel atamazsanız çocuğa, o çocuğu 7 yaşından sonra ne kadar emek verirseniz verin, 7 sene geçirdiğiniz o zayiatı telafi etmekte çok zorlanırsınız ve mutlaka açık verirsiniz. İşte konutta da, binada da, fabrika binası olabilir, köprü olabilir, müze olabilir… Bakın o bölgede başka bir müze vardı. Müzede hiçbir problem yok. Niye? Deprem bölgesinde yapılması gereken bütün tedbirleri almışlar. Dinledim ben. Bütün tedbirler ama. Forakazıklar, kazıklar, zeminler, bilmem neler. Efendime söyleyeyim. İkincisi, ondan sonra yapacağımız şey biz. Bir. Ha bazı biliyorsunuz müteahhitler açıklama yaptılar. Biz 20 sene öncesindeki ben 42 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ee, İstanbul'un Anadolu yakası, Avrupa yakası biz bir. Demir konusunda zaten sıkıntımız vardı. İki, kum veya çakır konusunda sıkıntımız vardı. Üç, beton belki ya veyahut da çimento biraz daha iyiydi. Burada ciddi problemler var. O zaman bu standartlara sahip değildik falan deniyor. Burayı açmayacağım şimdi. Ama şu anda biz Türkiye'de şunu gördüm. Türkiye'de mimarlarımız ve mühendislerimiz... ...ve beledi belediyelerdeki yetkinlerimiz... ...eğer biz işin mantığını ahlaki olarak doğru karar vererek... ...eylemlerimizi ona göre yaparsak problem yaşamayacağımıza inanıyorum. Şimdi bir programdayız. Yüksek mimar arkadaş diyor ki hocam ben diyor daha yeni başladığım zaman bu iş böyle olmaz. İzin vermediğim, imzalamadığım binalara işin sahibi veya ortakları veya müşterileri veya müteahhit olmaz deyip ben imza atmadığım için başkalarını imza attırdı. Kim attı diyorum... Başka mimar. Niye attı diyorum? Hocam genç mimar diyor. E diyor paraya ihtiyacı var, işe ihtiyacı var. Olur böyle şey. Ben olsam atmam dedim. Niye atayım? Ya kardeşim bilimin tersine bir imza atmak ne demek? Ne demek? Olabilir mi böyle bir şey? Şimdi diyeceksiniz ki... ...Hami Bey siz konuşuyorsunuz ama hayatta öyle değil. E öyle olmadığı için zaten bunları yaşadık. Bir defa demek ki biz... ...artık bundan sonra... ...ülke olarak çok güçlü bir seviyeye geldik. Daha iyisi var mı? Var tabii. Yeterli mi? Asla yeterli değil. Daha iyisini yapacağız. Biz artık bir... ...inşaatın demiri... ...inşaatın kumu ve çakılı... ...neyse resmi tabiri. Şimdi e, yani normal konuşuyoruz. Üç çimentosu, çimentosu mutlak surette kaliteli olacak. Türkiye çok iyi artık bir an... Bakın Türkiye'nin müteahhitleri şu anda dünyada en çok iş yapan ilk beş ülkeden biri. Eğer siz bu işi sağlam yapmasaydınız elin olası iş vermez. O zaman biz ülkemizde de bu işi iyi yapalım. Onu demeye çalışıyorum. Demek ki biz bu inşaat malzemelerini bir kaliteli kullanacağız. Evet. Yani o fabrikadan çimento veya işte o neyse o çimento çakılla beraber karılmış çimento yeterli kalitede değilse kullanmayacağız. Ve ben bakın müteahhitlerden o çimentoyu inceleyip hayır bu çimentoyu ben bu inşaatta kullandırmıyorum deyip geri göndereni biliyorum. Örnek verdim biraz önce. Evet. Doğrusu da o. Doğrusu da o. Demir. Şu özellikle demir olacak. Asla kabul edilmiyor. İkinin devamı. Çimento veya o beton ne kadar o kata ne kadar küp atılması gerekiyorsa nereye? Kolona veya diğer perde yerlere. Nereye gerekiyorsa o kalitede ve o standartta ve o ölçüde metrekarede atılacak. Demir diyelim ki bir katta atıyorum tabii. Bir ton demir kullanılması lazım. Oraya 800 gram 800 kilo kullanamazsınız. 600 kilo kullanamazsınız. 950 de kullanmayacaksınız. Mimar ne dedi? Buranın kolonu, perdeleri, şunları, bunları kullanacak demir bir ton, bir ton kullanacak kardeşim. Bunu da yaptınız. Ondan sonra dedi ki mimar burada etüt tamam, zemin tamam. Efendim inşaat malzemesi kalite olarak kolonların kalınlığı şunlar bu da tamam. Siz buraya bu şartlarda bile en fazla iki kat yaparsınız. Üç veya dört veya on. On bir yapmayacaksınız kardeşim. Evet. Ha onla on bir arasında bilimsel olarak çok büyük fark yok. Ama yapmayacaksınız bunu yapmayacağız bunu. Şimdi 8'in üzerindeki ki biliyorsunuz açıklama yaptı bilim adamları. Bu 7.7'lik depremin efendim, tesiri 11 civarında dediler. Öbürü de 10 civarında dediler. En e, yüksek rakam 12 tesir olarak. Nereye gelmişiz? Yani buraya yaklaştığınız zaman artık bunun kurtuluşu yok. Bunlara riayet ettiğimiz zaman... Bunlara riayet ettiğimiz zaman... Biz... Çok büyük felaketlerle karşı karşıya kalmayız. Şimdi şu söyleniyor. Efendim Japonya'da şu kadar işte ölçekte deprem oldu hiçbir şey olmadı. Hayır efendim oldu. Hala o bölgede insanların bir kısmı evlerine kavuşamadılar. Evet. Japonya dediğimiz yerden bahsediyorum. Evet. Ama bizim Cumhurbaşkanımız çıkıyor diyor ki. İnşallah diyor. Köylerdeki evleri ve şehirlerimizi bir senede. Ya bir sene keşke bana sorsa ben Sayın Cumhurbaşkanım bir sene demeyin derim. Üç sene de değil Ya düşünebiliyor musunuz? Aslın değil asırların felaketini yaşıyorsunuz. Ama milletine, mühendisine, firmalarına, birikimine, müktesebatına güvenen Cumhurbaşkanı diyor ki bir sene sonra biz bu işi çözeriz diyor. Ha şimdi hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da biz bunu bir şey, senede çözemeyiz, çözülemez diyemedi. Niye diyemedi? E başka şehirlerimizde ve bölgelerde olan hasarlar veyahut da depremden sonra ne oldu? Bir senede, bir sene olmadan çözüldü. Evet. Çözülmedi mi? Çözüldü. Çözüldü tabii ki. Yani hani bir söz vardır. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyor o söz. Evet. Yani bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun evet. verdiği hiçbir sözü... Sözden, yere düşmedi. Yere düşmedi. Ve yerine getirdi. Her sözünü yerine getirdi. Ve bu çok önemli bir karar. Bakınız. Evet. Şimdi belki ilerleyen dakikalarda bunun üzerinde de duracağız. Ee, ben çok üzülüyorum bazen. Yani sosyal medyada veya basında... Bazı insanları gördüm. Hiç isim telaffuz etmeyeceğim. Sosyolog olarak söylüyorum, bir eğitimci olarak. Allah'tan korkun. Siz bu felaket tellallığını ne yapıyorsunuz? Kime yapıyorsunuz? Evet. Yani bakın Faruk Bey, benim arkadaşım önceden planlanmış bir şekilde yurt dışına çıkacak. Bir eğitimci, eğitim yöneticisi. Pazartesi günü havalanına gidiyor. Allah Allah dedim diyor. Bu şeyde otobüste insanlar bu saatte efendim kayak malzemesiyle bir de e, deprem oldu. Duymuş depremi de ...zezeleyi. Ama gitmesi gerekiyordu. Dönüşü yok. Gidiyor. İnsanlar niye böyle? Mer diyor çok utandım kendimde. Mer diyor depreme kurtarmaya giden ekiplerin elbiselerini giymişler. Bakın sabah güneş doğmadan önce dördü 17 geçti deprem oluyor. Ya kardeşim siz nasıl hazırlandınız? Evinizden çıktınız, eşyalarınızı hazırladınız ve otobüstesiniz. Havalanına gidiyorsunuz. Havalanına bir gittim. Hocam yüzlerce binlerce insan. Evet. O saatte erken saatte. Niye deprem bölgesine gidecek? Uçak bekliyorlar. Organize olmuşlar. İlk günden bahsediyorum. Evet evet. Şimdi başka depremlerden örnek vermeyeceğim daha önce yaşadığımız. Ne acı örnekler var ulaşılamayan. İlk günü bırakın üçüncü günü bile. Şimdi böyle bir şey yapmışsınız. STK'lar, STK'lar ilk günden itibaren yani onlarca STK. Seteka. STK'lar bu ülkenin çamur şeyidir, harcıdır, çimontosudur. Bunların kıymetini bilmemiz lazım. Bazıları bunlara saldırmaya çalıştılar. Bazılarını da göremedik. Adı Sateka bazı yapıları göremedik. Olmaması belki daha iyi. Yani onların hayrı da olmayacak. Çünkü niyetleri başka belki. Evet. Can hıraş bir şekilde Allah rızası için bir kuruş menfaati olmadan benim insanımız ya benim oğlum geldi baba arkadaşlarımla görüştük. Biz dedi izin aldık iş yerinden. Organize olduk. Efendimiz oraya gidiyoruz dedim ki Yetkisi olmayanları almıyorlar yani deprem, afattan bir e, kurs alması gerekiyor. Bir arkadaşım söyledi, diyor ki oğlum diyor havalanına gitti, geri çevirmişler. İhtiyaç olsa alacağız, senin afat kursun yok. Ya kaç tane kursa gittim, belge aldım, bunu niye almadım diye hayıflanıyorum diyor. Şimdi bakın binlerce, on binlerce gencimiz yola çıktı. Evet. Benim kendi köyümde, köylerimde daha ilk gün... Hemen inşaat o şeyleri müteahhitler, küçük müteahhitler bunlar. Kendi aralarında organize oldular. Kimse bunlara bir şey demedi. Dediler ki belediyeye gittiler, kaymakamlara biz emrinizdeyiz. Hemen biniyoruz kepçelerimize, oraya gidiyoruz. Kime tabi olacaksak olalım. Ben telefonda konuştuğum için söylüyorum. Evet. Ve paylaştılar o bölgeye gittiler. Türkiye'nin her yerinde bu ama böyle. Şu milletin kadışınaslığına, fedakarlığına bakar mısınız? Evet. Bakar mısınız? Şimdi birileri çıkıyor. Şu diyor diyor ya diyelim ki doğru bu. Sen bunu kendi mecranda konuş da olmayanı harekete geçir. Milletin moralini bozma. Millete yapılan işleri küçümseme. Evet. Gölge etme başka insan, i̇nsan istemez. istemez. Bari bunu yapma. Evet. Şimdi ha bunlar hep olacak yalnız. Bir defa şunu söyleyeyim. İyi niyetli olmayan insanlar kıyamete kadar devam edecek çoğunlukla veya azınlıkta. Ama iyi niyetli olan, dürüst olan insanlar bu kötü niyetlere prim vermeyecek. Evet. Fırsat vermeyecek. Kulak ardı edecek yok kabul edecek. Doğru çizgisinde devam edecek ve onlara da destek vereceğiz. Belki onların da bir kısmının kalbi yumuşar da doğruyu görür de ya yap, yanlış yapıyoruz diye e ben videolar gördüm. Böyle yayın yapanların yanlış yapıyorsunuz. Yapmayın. Böyle bir şey yok. Hala o e, kurtarma ekiplerinden gelenler sizin için böyle konuşuyorsunuz. Bir ilk günden beri buradayız. Şu anda bakın günlerce açız bir çorbayla duruyoruz. İki bardak çay içmeye arkadaşlar getirdi. 10 dakikalığına oturduk ve siz kimse yok diyor yayın yapıyorsunuz. Yapmayın, etmeyin. Biz gönüllü olarak buraya geldik. Bizi refüze ediyorsunuz. Bizi kırıyorsunuz. Günlerce biz buradayız. Niçin böyle yapıyorsunuz? Araştırmadan özür diledi yayın yapanlar. Ben bunları dinledim gördüm. Evet. Şimdi üç tane konudan bahsettik. Zemin, inşaat malzemesi gerektiği kadar kat çıkılıp çıkılmayacak. İşte bunları yaptığımız zaman. Ama bakın siz sadece müteahhitten bekleyemezsiniz bunu Faruk Bey. Bir, müteahhit bunu doğru yapacak. Bunun mühendisi doğru olmayan şeye imza atmayacak. Belediyedeki yetkililer kimse bunlar arkadaşlarımız. Artık bundan sonra bu geçen geçti. Devlet kendi gücüyle imkanlarıyla bu yapılanların hesabını bir soracaktır. Sorması lazım çünkü yazık günah olur, güven kaybolur sormasa. Onlara girmeyeceğim ben şimdi. Ama Allah rızası için 85 milyon artık kim neyse bu tür yanlışlara felaketlere sebep olacak adımlara tevessül etmeyelim konut alan kardeşlerimizle, insanlarımızla ya evimizde bir elbise alıyoruz, gömlek alıyoruz, bir kıyafet alıyoruz. Şu olur mu, bu olur mu saatlerce basit bir kıyafette bir yıl giyeceğimiz kıyafette saatlerimizi harcıyoruz. Mağazalara gidiyoruz. Şu renk mi olsun, bu çizgi mi olsun, yakıştı, yakışmadı. Bir otomobil alacağız. Kıyafeti bilerek söyledim, pek konuşulmuyor da. Otomobil alacağız. Her şeyini inceliyoruz ama günde en az sekiz saatimizin geçtiği en az diyorum uykuda veya yemekte geçtiği evimizin yani günün üçte biri. Belki yarısı, belki üçte ikisi orada geçiyor. Birçok hanım için üç, dörtte, onda sekizi geçiyor evde veya onda dokuzu. Siz o evin zemin etüdü, kolonu, demiri, müteahhidi tamam söylüyor, doğru söylüyor da başka yerden teyit et. Şimdi tıpta bir kaide var biliyorsunuz. Bir insan hastalandığı zaman diyelim ki ameliyat olacak. Diyor ki bu işin otoriterleri en az üç doktordan görüş alın. Bu işin uzmanı. Ondan sonra karar verin olmalı olmamaya. Biliyorsunuz seni illa ameliyat edeceğim diye e, yakapaça e, amelethane almıyor doktorlar veya bu işin uzmanları. Evet. Diyorlar ki sen kabul ediyorsan şartlar bu imzala ondan sonra alayım. Abi. Bunu yap. E, bunu yapmamız lazım. Şu anda şirketlerde biliyorsunuz her şirket yetkilisinin satın almacılar en az üç yerden ne alır teklif alırlar. Şartlarına bakarlar, incelerler. Şirkete en uygunu hem kalite olarak hem de fiyat olarak tercih ederler. En az üç yerden diyorum. Ya şimdi bir ev alıyoruz. Elbette araştırıyoruz filan ama bu detaylara mutlaka dikkat etmemiz lazım. Eğer vatandaşımız bundan sonraki süreçte makyajı değil, makyajda olsun, güzel olsun, simetrik olsun. Yani evlerimizin dışı da Avrupa'daki evler gibi olsun da yapılıyor da son zamanlarda ama önce kalitesine bakarsak işte biz bu felaketleri bundan sonra kolay kolay büyük oranda yaşamayız. Çok küçük oranda kalır. Onları da çok kısa zamanda çok kolay sararız, telafi ederiz, altından kalkarız, büyük acılar çekmeyiz. Evet. Yani bu depremin en büyük müsebbibi ahlaki çöküntüdür. Evet. Toplumsal olarak biz bilimin, ilmin tavsiye ettiği, emrettiği, bulduğu gerçeklere ters hareket ettik. Şimdi diyor ki bir konuşmacı siz diyor efendime söyleyeyim e, din dersini koyu coğrafya dersini kaldırıp din dersi koyarsanız böyle olur diyor. Çok büyük bir hakaret bu. Bakın bu 85 milyondan üstüne alınamayana bir şey demiyorum. Bana hakarettir bir kere. İnanan insana hakarettir. Elbette. Bakınız Faruk Bey. Fuat Sezgin denilen bir şahıs. Selama duruyorum karşısında. Dünya bilim tarihinin son 40 yıldaki yaklaşık bilim tarihinin bir numaralı otoritesiydi. İslami ilimlerde şu andaki ilahiyatçıların yüzde 99'undan fazla bilgiye sahipti. Ben ilahiyatçıyım aynı zamanda. Evet. Otorite ama din alimi değildi o ayrı mesele. Ve bu adam, bu adam diyor ki bugün batı dediğimiz Amerika dahil, batı medeniyeti dediğimiz bir gerçek var ise son üç asrını İslam ve Türk medeniyetine, bilim tarihine boşludur, onun devamıdır. Eğer sekiz asırlık İslam bilim medeniyet tarihi olmasaydı, bakın fizikte, kimyada, astronomide, biyolojide, Matematikte, geometride, uzay bilimlerinde olmasaydı, coğrafyada ve haritacılıkta bugünkü medeniyet asla olmazdı diyor. İlk mikrobu bulan akşamsettin. Amerika'yı Macellan keşfetmedi ki. Amerika'yı başkaları keşfetti. Evet. Olmaz ki öyle bir şey. Pir reisi nereye koyacaksınız? Başka gerçekleri nereye koyacaksınız? Siz kültürünü bilmezseniz kültürünüzü başkalarının kültür diye söylediği, yutturduğu şeylere de o zaman tabi olmanız lazım. Bakın bunu söyledi Fuat Sezgin. Şimdi Fuat Sezgin Diyor ki bir televizyon programında Richter meşhur Almanların dünyaca meşhur dü bilim tarihi uzmanı profesör. kendisini de hocası hastanede hastane ziyarete gidiyor ama ondan önce bir makalesini okumuş. Makalete diyor ki İslam bilim tarihinde bir şey yoktur filan gibi. Gittim diyor ziyarete. Hasta yatan hocasına ziyarete gidiyor. Hastaneye. Diyor ki, hocam diyor makalenizi okudum. Bu büyük bir iftiradır. Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Evet. Yani şu anda demeye çalışıyor yani dünyanın geldiği bilim eğer geldiyse sekiz asırlık bilim tarihi İslam bilim tarihine, Türk bilim tarihine boşdur diyor. Fuat diyor haklısın. Büyük hata ettim Allah beni affetsin diye dua ediyor. Oldu mu yani şimdi? Evet. Ama siz yok sayıyorsunuz. Evet yakışmadı hiç. Yani öylesi bir bilim adamı. Ha bunu da söyleyebildik kere. Evet. Bu Richter dediğimiz adam 32 dil biliyor. Fuat Sezgin Bey de 29 dil biliyor. Bakın Avrupa dillerinin tamamını, Arapçayı, Farsçayı, Türkçeyi uzmanlık seviyesinde biliyor. Ve bunları sadece bizim bilim tarihimizden öğrenmiyor. Nereden öğreniyor? Fransızca, Almanca, Latince, efendime söyleyeyim, diğer dillerden öğreniyor. İngilizce. Onların kitaplarında da bunlar yazılı. Ama bizim insanımız bunlara bir haber uzak. Ondan sonra da diyoruz ki bizde bir şey yok. Hayır. Ben şunu demek istemiyorum. Sevgili peygamberimizin bir hadis-i şerif var. İlim Çin'de de olsa al, alınız. Evet. O kadar kıymetli ki o zaman Çin Arabistan'a yani Arap coğrafyasına o coğrafya en uzak ülke o kadar uzak bir ülkede fen bilimlerinden bir şey varsa gidin alın diyor peygamberimiz. İlme verilen değeri görüyor musunuz? Evet Yine bize de okuttular ortaokuldayken lisedeyken meslek gereği sevgili peygamberimize konu uzun da soruyorlar hurma aşısıyla alakalı. İşte şöyle yaptık bizim atalarımızdan öğrendiğimiz, şöyle yaptık, böyle yaptık. Şunu yaptığımız zaman daha verim elde ettik. O zaman hangi uygulamadan daha çok hurma alıyorsanız siz onu tercih edin diyor. Bakın bu bilim, evet. kimyadır, fiziktir. Şimdi bunu yok sayamazsınız. E, coğrafya olarak da böyle araştıracaksınız, e, biyoloji olarak da böyle. Evet. Hı -hı. Sekiz asır önce dünya bilmediği zaman göz Ameliyatları yapılmış bizim coğrafyamızda, bizim müktesebatımızda. Evet. Göz ameliyatları yapılmış. Dolayısıyla biz bilimin emrettiği şeyleri varsa başka ülkelerde bu işi iyi yapan onlardan da alalım. Kendimizle beraber meclis edelim ama bundan sonra artık bu tür şeylere tevessül edip canlarımızı yakmayalım. Dünyada rezil olmayalım ve Cenab-ı Allah'ın karşısında da ahirette hesap vermemiz zor olur. Çünkü intihara benzer bir şey bu. Evet. Hocam bir arada daha verelim sonra devam edelim. Değerli dinleyicilerim TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim eğitim yöneticisi sosyolog Hami Koçbey ile birlikteyiz. Kendisiyle afetlerin, zelzele ve diğer afetlerin zararlarının sebebi ve ahlaki çöküntü üzerinde sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyicilerim TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim eğitim yöneticisi sosyolog Hami Koç Bey ile birlikteyiz. Zelzele ve afetlerin zararlarının sebebi ve ahlaki çökün düzeninde sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam. Bundan önceki bölümlerde konuşurken işte Japonya'nın üstün teknolojisinden de söz ettiniz. Evet. Ee, gerçekten örnek e, güzel örnekler de vardı oradan. Efendim onların bizden aldığından teknoloji evet. efendim işte Mimar Sinan gibi büyüklerimizin evet. büyük mimarlarımızdan ...örnekler aldıklarından söz ettiniz. Japonların daha doğrusu... Evet. E, ...bunlara örnek aldığını belirttiniz. Şunu söylemek istiyorum bir de. Bir... ...geçtiğimiz yıllarda... ...büyük bir felaket yaşadı Japonya. Tsunami. Evet. Hani hep diyoruz ya efendim işte Japonya'da ölen yok. Nasıl ki yok? O tsunami de benim aklımda kaldığına göre... ...20 bin üzerinde insan öldü. Maddi kayıplarını bir tarafa atıyorum. Bütün arabalar, evler hepsi suların evet. altında kaldı. E, her şeye insanoğlu hazır olamıyor demek ki. Tabii. Evet, tedbirler mutlaka alınmalı. Efendim işte biraz önce sizin belirttiğiniz gibi zemin efendim kat meselesi, inşaatta kullanılan demir çimento meselesi bunların hepsi tamam. Ama bütün bu beklediklerimizin dışında büyük daha büyük bir afette olabilir. Hiç beklemediğimiz bir afette olabilir. 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 İşte olabilir. Japonya bunu yaşadı, gördü. Evet, yarılır içine girersiniz. Evet. Yer Dünyanın, yarılır içine girersiniz. Var böyle yani geçtiğimiz dünya tarihinde bunların örnekleri var. Evet. Demek ki e, tedbir alınacak ama ondan sonra tevekkül, tevekkül ondan sonra. edeceğiz ondan Evet. Tevekkülsüz olmaz. Tevekkül imanın şartı gibidir. Evet. Tevekkül edeceğiz. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Hiç Hangi su. şartlarda gideceğimiz belli değil. Depremle mi gideriz, yangınla mı gideriz, yatağımızda mı gideriz, trafik kazasında mı gideriz, boğulur muyuz, havada mı düşeriz, bilemeyiz. Allah hepimizin sonunu hayırlı eylesin. Amin. Bir başka soruya devam etmek istiyorum. Malumunuz belediyelerin görevi daha çok afet gelmeden önce. Evet. Bunları belirttiniz. Evet. Yapmaları gerekenler var. Afet, çünkü afet anında belediyenin pek yapacağı bir şey yok. Çünkü o da ya afeti bizzat yaşayanlar. Elbette. içerisinde, Elbette. o da evet. içerisinde. Ee, buna katılırsınız herhalde. Elbette. Afet zamanında belediyeler, yani şu son yaşadığımız afette dahil olmak üzere e, bir şey yapamadılar. ...hep dışarıdan gelen desteklerle... evet, evet. ...bir şeyler yaptırmaya Veya dışarıdaki belediyeler, ekiplerini gönderdiler. Oradaki belediyeler çünkü artık o bölgede yapması çok zor. Evet. Yani cana, can şeyine düşmüş, pazarına düşmüş... ...bir kısım çalışanlarını kaybetmiş. Yani şu anda Türkiye'nin yerel yönetimleri... ...eğer bundan sonra, daha önce de ifade ettiğim gibi... E, ...bilim olarak doğru kararlar alırsa ekipçe... ...işte örnek verdik, bakınız... ...şu anda o bölgede, deprem bölgesinde olup da... ...bir örnek vermiştim biraz önce daha önceki 20 yıl önceki depremde deprem bölgesinde olup da tabii biraz Toroslara yakın o ilçemiz. Hiç zarar görmeyen ilçe var. Nasıl oluyor bu? İşte bu baktığınız zaman o ilçenin belediye başkanı da müsaade etmemiş. Evet. Bakın bilim olarak hayır demiş. Bu yanlışa müsaade etmiyorum demiş. Evet. İşte onun için diyorum bu çöküntünün asıl problemi ahlakı yozlaşmadır, çöküntüdür. Eğer biz bu duruma düşmeseydik bu felaketi çok kolay atlatırdık. Evet. Bakın çok kolay atlatırdık. Hiç şüphe yok. Şu andaki vefatın onda biri olmazdı. Mümkün değil olmazdı. Evet. Bu afeti en büyük yaşayan illerimizden birisi malumunuz Antakya, Hatay. Antakya, evet. Onun ilçelerinden bir tanesi e, Erzin'di zannediyorum. Belediye başkanı da açıklama yaptı hatta. E, şöyle diyor. Bana eşlerim, e, eşim, dostum dahi küstü. Müsaade etmediğim için bazı şeylere. Malumunuz orada hiç depremde yıkılan ev olmamasıyla ünsaldı. Evet. Ama son üç yılın belediye başkanı şu anda konuşan kişi. Ondan önceki belediyeler de demek ki sağlam yapmışlar. Işte. Sağlam yapmışlar ve bu sağlamlık devam etmiş. Gelenek gibi Hayır, olmuş. Hayır yerin de şeyi olabilir. Bakın o bölgenin zeminin de sağlam olabilir. O, o da o başka. Mü mümkün. Ama ya yani o kadar büyük sallantıda demek ki burada bir ciddi bir irade var. Evet. Yani müsbet bir irade sizin var. belirttiğiniz yine işte kat meselesi olsun. Evet. Kullanılan inşaat malzemesi malzemesinin olsun, kalitesi olsun. Zemin meselesi Yok, olsun. kardeşim düşünebiliyor musun? Kolondan kolon malzemesi çıkmıyor. Demir çıkmıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? İşte bunlar azınlıkta biraz yalnız. Yani kolon kesiyorsunuz. Beyefendi dükkan yapacak kolon kesiyor. Sadece kendine kesmiyor. Yukarıyı kesiyor. Üst kattaki insanları perişan ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ya. Bu ahlaki yozlaşmadan başka hiçbir şey değil. Evet. Şimdi bakın ahlakla ilgili inşaat ahlakından bahsetmiyorum. Ahlak bütün de yani insanların kültür ve hayat ahlakı var ki onlar ayrı mesele. Oraya girmeyelim şimdi. Evet. Evet. Siz yine bir sosyolog olarak, eğitimci olarak siyasetçiler, yazılı ve sözlü basın mensupları, sivil toplum kuruluşları, sosyal medya kullanıcıları bu afette görevlerini yapmışlar mıdır? Efendim, ya da şöyle sorayım. Yanlışları ve doğruları nelerdir? Bütün bunu saydıklarımın. Şimdi çok önemli bir soru. Siyasetçi, bu. basın ve hepsi. Bu soruyu ben çok önemli diye bu sorunun geldiği noktadaki bir kelimeyle ifade edeceğim. Onun için önemli. Şimdi biraz önce de ifade ettim. Türkiye'de aylık teşkilatı vardı Osmanlılar zamanında, Selçuklar zamanında. Evet. Toplumun huzurunu ve e, dinçliğini tutan onlardı, benzeri kurumlardı. Çok şükür ki son yıllarda. SETEKA dediğimiz sivil toplum kuruluşları yerli, milli olarak yani hangi görüşe sahip olursa olsun siyasi, yelpaze onlar bizi ilgilendiren bir konu değil. Ama insan endeksli bunlar, insan hizmet endeksli vakıflar bir defa bu zelzelede bu vatanın bayrağını, vatanın kendisini, insanı seven, ahlaklı, adaletli ve değeri olan SETEKA'lar bir defa tarihi yazdı. Bu STK'larla beraber veya bireysel hareket eden bu ülkenin vatandaşları, gençler, insanlar tarihi yazdı. Çünkü bu konuda e, başka ülkelerden gelen kurtarma ekipleri de bunu teslim ettiler. Art niyetleri hariç. Evet. Biliyorsunuz bazı kurtarma ekipleriyle ilgili yanlış haberler yayınlandı. Onlar tekzip ettiler. Böyle bir şey yok, nereden çıktı bu diye. Ne kadar acı bir şey. Kendi insanımız güya onların zarar gördüğünü söylüyor. Yanlışa şahitlik ettiğini söylüyor. Onlar yalanladılar. Onların da adresini söylemeyeceğim. Şimdi toplumun tarafları belediyelerden, çok belediyeler, ilçe, il, oralara akın akın gittiler. Faruk Bey düşünebiliyor musunuz? 50 kilometre araç kuyruğu var. Ya böyle bir şey var mı? İkinci gün, üçüncü gün 50 kilometre araç kuyruğu yardım malzemesini topluyor, organize ediyor. E benim sitemde de başka yerlerde de. Benim bakın ben bir özel okul temsilcisiyim. Birçok okulumuz böyle o deprem bölgesinde zarar görenler hariç, birçok okulumuz ya üç tane tır gönderen okul biliyorum ben, Faruk Bey üç tane tır velileriyle organize edip üçüncü dördüncü günde daha bir hafta dolmadan o bölgeye tır gönderen biliyorum. Hem ihtiyaç malzemesi olarak giyim malzemeleri hem de gıda malzemeleri. Olarak. Evet. Ve tabii o günlerde biz söyledik paylaştık dedik ki. Belediyelerle veya yerel yönetimlerle organize olarak yapın yardım toplamayı çünkü bazı malzemeler şu anda ihtiyaç dışı oraya tevziyat yapılamıyor hangi konuda ihtiyaç varsa o konuda yoğunlaşın diye ve bunu insanlarımız bilinçli olarak yaptılar bunlar görevlerini çok iyi yaptılar ve belki de fazlasıyla yaptılar bunu evet. gelelim siyasilerimize... şimdi siyasilerimizden bir defa ben e, uzun yıllardır bir deprem felaketinde veya afatta işte 40-50 yıldır neler yapıldığını yakinen bilen bir insanım. Yani görevleri ya ya icabı Türkiye'nin her yeri irtibatlı olan bir insanım. Şunu söyleyeyim. Son yıllardaki depremlerin tamamında bir defa hükümetler hangi ülke hükü, kaçıncı hükümetse müthiş bir hızla hareket etti. Bu depremde de öyle. İlk günü size tam yetişemedik diyen ve özür dileyen Cumhurbaşkanı'na karşı karşıya kalıyorsunuz. İlk günü. Evet. Yetişemedik derken, tamamıyla yetişemediğinden bahsediyor, sıfır, sıfır yetişememeden bahsetmiyor. Doktor, Doktor Dokuz var depreminde başbakan üçüncü gün e, henüz ulaşamıyoruz, sahaya ulaşamadığını belirtti. Ulaşamıyoruz, lütfen herkes elinden geleni yapsın, telefonla ulaşamıyorum diyor deprem bölgesinde. Evet, bölgesi. öyle bir çaresiz baş, yaptı. başbakan vardı o dönem. Ki ben daha lise yeni bitirmişim, öğrenciyken rahmetli Turgut Özal... ...Türkiye'de ulaşımla ilgili çok büyük adımlar atmıştı. Evet. haberleşme konusunda, biz epey mesafe almıştık. Evet. Orada belki başka şeyler de var bilemiyorum. Şimdi siyasilerin büyük kısmı bir defa sağduyulu olarak çok iyi hareket etti. Gece gündüz evinden uzak yeme içme bunlar hikaye. Görüyorsunuz zaten görüyoruz onları biz. Hep halkla iç içe ama bazı siyasilerimizin yani vitrine konuşan tenkit odaklı işte buraya geliyorum veya başka bazı STK temsilcileri veya bazı kanaat önderlerinin veya akademisyenlerin ipe sapa gelmez cümleleri sözleri yazıklar olsun onlara. Şunun için söylüyorum bunu. Bakınız bir yerde eğitimde de bu geçerlidir. Bir yerde güven kaybederseniz gücünüz ne olursa olsun sonunuz felaket demektir. Bir defa toplumun her kesimi ne konuşuyorsa konuşsun. Tedbir almak için eksiği konuşursunuz ama moral bozucu, güveni zedeleyici, eyvah bittik, mahvolduk, artık bir şey yapamıyoruz, yapılamıyor, yapılamayacak kanaatini oluşturduğunuz zaman bu topluma en büyük kötülüğü yaparsınız. Güven kaybı en büyük kötülüktür. Cumhurbaşkanı diyor ki bir sene sonra tamamını kurtaracağız diyor. Ben öyle inanıyorum ki evet. beş sene sonra dünyanın en modern, en güzel, çevrecilik konusunda en iyi binalar konusunda en iyi köyleri, kasabaları, ilçeleri, illeri olacak o bölgelerimiz. Bir defa olacak. Özellikle ama, bu 11 ilimiz. Ama 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 artık evim gitti. Bana bir ev düşmüyor. Yarım ev düşüyor. Üç tane evim gitti de bana ancak iki tane düşüyor. Ya bırakalım bunu. Sen de gidebilirdin. Hiçbir şey kalmıyordu. Devlet elinden geleni yapar. Yeter ki insaflı olalım. Sabırlı olalım. Şartlar neyse Elimizden geleni yaptıktan sonra ona da tabi olalım. Güven kaybına yönelik söylemler, yayınlar, davranışlar yapılmıştır. Bu ülkeye ve insanlığa kötülük yapılmıştır. Asla bunlara prim vermememiz lazım. Bunlara tevessül etmemiz lazım. Söylemem gereken şey de en önemli hususlardan biri budur. Evet. Bir de nankörlük meselesi var. Hani. Elbette. Elbette. Evet. evet. Düşünebiliyor musunuz? Mesleki teknik kimseleri 20 küsür yıl önce bir zihniyet vardı. Bu ülkeye 50-60-100 yıllık kötülük yaptı. Bu ülkeye ve bu ülkenin içindeki insanlar yaptılar. Mesleki teknik liseler ki benim çocukluğumda, şimdiki fen lise ayarında kıymet herbiyesi vardı onlar. İmamat liselerini kapatmak için mesleki teknik liselerinin dibine kezap döktüler. Anladım. Çok şükür ki son yıllarda. Milli Eğitim Bakanlıkları en iyi yaptığı işlerden biri bu. Her şeyi iyi yapıyor diyemem. En iyi yaptığı işlerden biri bu. Mesleki teknik liselere çok ehemmiyet verdiler. Düşünebiliyor musunuz? Bu öğrencilerimiz, lise öğrencilerimiz soba yaptı. O çadırlarda, sahralarda, konteynerlerde onların ısınacağı. Ya üç, dört günde yaptılar bunu. Şu güzelliğe bakar mısınız? Evet. Çadır yapanlar, konteyner yapanlar. Dolayısıyla biliyorsunuz meşhur birisi daha var. Yaptığı paylaşımlarda sonradan kendisi özür dileme durumuna düştü. Yapmayın etmeyin. Yapmayın etmeyin. Şu anda Kızılay bizim medar iftarımızdır. Bakın Kızılay ve benzeri kuruluşlar, resmi kuruluşlar bizim medar iftarımızdır. Setekalar medar iftarımızdır. Ha bu arada şunu da söylemek istiyorum. Özel okul temsilcisiyim ben. Şu anda bakanlıkta akredide olan, bakanlıkla özel kurumları görüşen insanlardan biriyim. Şu anda başkan değilim ama bu e, üyesi olduğum dernekte yönetimdeyim. Bakınız biz bir araya geldik daha ikinci günden sonra arkadaşlarımızla hemen Özel okulların temsilcileri arkadaşlar bu bölgelerde depremde zarar gören çocuklarımız ne oldu? Bunları orada kalamayacaklar. Bir kısmı ya akrabalarına gelecekler veya da konaklayacak yeri olmadığı için bir yerlere sınıp başka illerimize gelecekler. Herkes kontenjanı neyse onları çalışsın. Biz bu çocuklarımızı yüz bin adede kadar, yüz bin sayıya kadar çocuğumuzu okullarımızda haziran sonuna kadar zaten devlet tedbir alacak. Üstelik biz oran olarak okullarıyla, kuslarıyla kursların çoğu resmi de efendim özel de kurslarıyla yüzde sekizlik oran yüzde doksan ikisi resmi kurumlar devlet kurumları. Buna rağmen diyoruz ki biz yüz bin tane öğrenciyi okullarımızda okutmaya yeni öğretmen alamayız yok imkanımız yok da müsait sınıflarımızda okutacağız. Kimi okul otuz tane almış kimisi on beş tane almış kimisi elli tane ve biz kendimiz organize olduk. Toplantılar yaptık ya saatlere kadar. Ve Milli Eğitim Bakanımıza bildirdik. Çok sevindi. Teşekkür etti. Ve işte şu şu şartlarda onun bir resmi tarafı var. Muhasebeleşme tarafları falan var. Ve özel okullar dedi ki biz çok büyük zorluklarına rağmen özel okulların bir kısmı ayakta durmakta zorlanıyor. Buna rağmen dediler ki biz Haziran sonuna kadar hiçbir eğitim ücreti almadan, yemek ücreti almadan eğer imkanı yoksa kırtasiye de desteği vereceğiz dediler. Bu yemek varsa tabii okulda bunlar. Kurslar, özel öğretim kursları, kişisel gelişim kursları. Şimdi üniversite elisi yazdık ...veyahut da etüt yapıyorlar ya. Dediler ki bunlar benim kontenjanım dahilinde ben ücretsiz deprem bölgesinde zarar görüp imkanı olmayan çocuklar buraya gelirler ders çalışabilirler. Bu ülkenin güzelliğine bakar mısınız? Evet. Daha resmi yerden bir çağrı olmadı. Kendi işimizde organize olduk. Onun için ben Özkur bir, Özder, efendime söyleyeyim Özde bir, Tözok ve Töder. Ve Ankara Pilot arkadaşlarımı, onların başkanlarını, yönetim kurulu arkadaşlarımı teşekkür ediyorum. Ve çok çalıştılar elimizden geleni yapalım diye. Yardım toplamadan bahsetmiyorum. Bunlar zaten yaptı bunlar. Evet. Ayrıca çocuklarımıza sahip çıktılar. Ve psikologlarıyla, rehber öğretmenleriyle, pedereci öğretmenlerle, sosyologlarıyla bu çocuklarımıza ve ailelerine de sahip çıkmak üzere bir irade ortaya koydular. İşte biz buyuz. Evet efendim. Ve maalesef bunları görmeden... Bunları görmeyen, lüzumsuz konuşmalar yapan bu kahramanları hafife alan insanlar da oldu. Olacaktır. Biz evet. işimize devam edeceğiz. Bu bölgede yaşayan 15 milyon civarında insan var galiba. Yanlış. 13.5 üzeri denir. Evet. Yaklaşık 15. Evet, içerisinde. 15 civarında vardır. 15'e ee, çok büyük bir rakam. Evet, çok. 15 milyon. Yani bugün Avrupa... Bazı Avrupa ülkelerinin nüfusundan fazla. Fazla. Birçokların evet. nüfusundan evet. fazla efendim. Böylesi bir nüfus... ...bu Zelzen'in tesiri altında. Kalmış, e, kalmış yarısı kişiler. gitmiş şehrin. Üçte biri evet. gitmiş, dörtte biri gitmiş. Ve bu kadar insana... E, ...işte konteyner olsun, çadır evet. kenti olsun... ...bunlar yapıldıktan başka... E, ...üç öğün yemek veriliyor efendim. Bakın üç öğün dediniz. Kahramanmaraş'ta... ...derneğimizin yönetim kurulu üyesi bir arkadaşım var. İnsan böyle... ...pırlanta, hep öyle arkadaşlarımız sağ olsunlar. Aradım, hatta ilk günler arayamadım. Ya cesaret edemedim... Arkadaşlar aramışlar, görüşmüşler, iyi haberleri verdiler. Dedim abi nasılsın benden yaşlı? Dedi hocam dedi... ...torunumu kaybettim. Kızımı kaybettim. Damadımı kaybettim. Şu anda deprem zedelere... ...okulumuzun bir yerini ayarladık. Arkadaşlarımla beraber yemek ve çorba veriyoruz. Evet. Bakın ilk haftadan bahsediyorum. Bir evet. ay sonrası değil. Evet evet. Üç hafta sonra, iki hafta sonra değil. Aynı haftanın sonlarında. Şu anda dedi... Ben burada mağdur olan insanı aç insanlara biz yemek dağıtıyoruz. Bakın bir tane değil ama bu. Onlarca böyle. Birçok arkadaşla görüştüm. Gaziantep'te, efendim Kahramanmaraş'ta, Adana'da. Adana'da yine bizim de başka derneğimizin üyesi arkadaşlarımız. Kendileriyle görüştüm. Hemen aynı gün okullarını açtılar. Spor olanlarını yemek çıkarmalar. Bakın kimse bir şey söylemedi bunlara. Isıtmalar, çaylar, yemekler. Daha da almalar. Diğer okulları gece gündüz aramalar. Arkadaşlar haberiniz var mı? Gelen var mı? Hemen okullarımız açın. Yerlerimizi açın. Sınıflarda konaklayalım. Konuşlandıralım gibi. Urfa'da da öyle. Efendime söyleyeyim. Gaziantep'te de öyle. Elaziz'de de öyle. Her tarafta. Malatya'da öyle. Evet. Efendim. Malatya'daki arkadaşla görüştüm. Hocam elimizden geleni yapıyoruz. Hiç merak etmeyin siz. Çok büyük zarar gören illerden birisi. Ve kendi şu anda tek hedefi öğrencilerine ve e, velilerine, dostlarına zarar görenlere yardımcı olmak, kapılar açmak. Evet. Bir ara daha verelim hocam, sonra devam edelim. Değerli dinleyicilerim, Tegerat FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, eğitim yöneticisi, sosyolog Ahmet Koç Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle afetlerde zarar gören zarar görmelerinin sebebi ve ahlaki çöküntü üzerinde sohbetimiz devam edecek. Son bölümde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara. Değerli dinleyicilerim, Tegerat FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, eğitim yöneticisi, sosyolog Hami Koç Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle zelzele afetindeki zararların sebebi ve ahlaki çöküntü üzerindeki sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, büyük bir felaket yaşadık. Ee, bu felaketin artçı sarsıntıları da devam ediyor. Devam ediyor. Hem fiziki olarak evet hem de ruhsal olarak. Ruhsal olarak. Efendim üzerindeki evet yetim, tesiri, şoku birçok insanlar yakınlarını kaybettiği, evladını kaybettiği, evet. annesini, babasını kaybettiği, efendim minicik çocuklar yetim kaldı, öksüz kaldı, annesiz, babasız kaldı. Bunlar da var efendim. yaz meselesi var dinimizde. Evet. Evet, onların bu acılarını yaşaması lazım. Eee Yaşamalı mı? Şimdi bir defa yaz kültürü maalesef evet. şu anda psikolojide çok kullanılıyor. Bazı psikolog arkadaşları da uyardım. Yaz kavramı bize maalesef bu cumhuriyet döneminde daha çok batıdan geldi. Mesela bir cenaze olur. Siyahlara bürünmek, siyah gözlükler takmak, böyle korkuluk gibi korku filmdeki insanlar gibi. Bunlar hoş şeyler değil. Biz ölmek için zaten yaratıldık. İyi ölelim, o ayrı mesele. Bakınız, bizim inancımızda taziye dediğimiz başsağlığı... ...hele Doğu kültüründe biliyorsunuz, Anadolu'nun doğusunda, Güneydoğu'da... ...Anadolu'nun bir kısmında öyledir de çok yaygındır. Yani bir vefat ettiği, olduğu zaman... E, ...yani sevmeyen insanlar bile orada bir e, veya düşman veya e, husumeti var... ...onları bir kenara bırakırlar, taziyede bulunurlar. Başsağlığı dilerler, sabır dilerler, sahip çıkarlar, moral verirler, bu tamam. ...ama bu dinimizde üç gündür... Evet. ...yas değildir, bu taziyedir... ...baş sağlığı dilemektir... ...yani bir, bir şeyinizi kaybettiniz... ...eşinizi, yakınınızı kaybettiniz... ...ağlamanız gerekiyorsa ağlarsınız... ...ama bu isyan ağlaması değildir... ...bu insanız biz... ...biz ruh ve bedenden yaratılmışız... ...yani ruh olmadığı zaman bedenimiz hiçbir işe yaramıyor... ...duygusal insanlarız biz... ...dolayısıyla bir acımız var... ...acır... ...ateş düştüğü yere yakar, kolay değil... ...onu yaşayalım ama... Burada yas diye böyle yasa bürünmek, acılarımız var, acımızı deşmeyin filan. Ee, üç günden sonra artık bunu bırakacağız. Evet. Elbette bu üç günlük belki mesele değil, ifade edilebilir. Bir mücadele işidir, ciddi bir yıkımdır. Ee, bu bir felakettir, bir şoktur. Çok büyük bir felakettir beden ve ruhsal olarak, maddi, manevi olarak. Şimdi yas diyerek değil de, Allah şu veya bu başımıza geldi. Biz bundan sonra artık bunu nasıl atlatırız? Epey haftalar geçti şimdi. Nasıl atlatırız? Birincisi ona bakacağız. Yastır, yas tutmaktır. Bu düşüncelerden bir defa vazgeçelim. Bunun bakınız psikolojik olarak, sosyolojik olarak faydası yok. Yok. Eğer bir insan ben yas tutuyorum diye kabuğuna çekilirse, işten kurmaya falan başlarsa, psikolojisi bozulursa siz bunu artık kolay tedavi edemezsiniz. İlaçlar da tedavi edici değildir. Bunun en iyi yolu yakınlarıyla, dostlarıyla bilge kimselerle ağzı laf yapan, güzel ifadelerde bulunan insanların nasihatleri, tesellileriyle o ruhi sıkıntıyı atlatması lazım. Bakınız tıpta, doktor arkadaşlarım hep şunu söylerler. Tıpta en önemli tedavi şekli birinci sırada motivasyondur ona moral vermektir. Tamam, endişe etme. Biz elimizden geleni yapacağız. Sen iyi ol, vücut rahatlayacak. Endişe düşmeyecek. Aksi takdirde vücut kendini bırakırsa tedavide zorlaşıyor. Evet. Ameliyat edemiyorsunuz, vücuda müdahale edemiyorsunuz insan strese girdiği zaman. Önce moral, güvenecek kendine. Biraz önce de ifade ettim bazı efendime söyleyeyim sosyal medyada ve bazı siyasilerin konuşmaları, tavırları, iftiraları güveni sarsar. İşte bu acıyı yaşayan insanlara yas kavramıyla yaklaşarak onları her gün yasa boğmayalım. Bir defa böyle bir felakette bile Psikologlar diyorlar ki artık 4-5 gün sonra, en geç 7 gün sonra normal hayata mutlaka geçmemiz lazım. Evet. Eğer geçmezseniz çalışma azminini kaybedersiniz. Hayata küsersiniz. Yani başkasına muhtaç insan durumuna düştüğünüz zaman kim size bakacak? Evet. Yani herkese bir iki tane bakıcı mı bulacaksınız? Evet. Olmaz. Artık bu şoku atlatabilmemiz lazım. Kendimize gelmemiz lazım. Çeki düzen vermemiz lazım. Ve önümüze bakmamız lazım. Birbirimize destek vererek ve güvenerek kime? Devletimize. Kime? Hükümetimize. Kime? Milletimize. Kime? En çok Allah'a güveneceğiz. Kime? Bundan sonra artık hata yapmamak üzere, az hata yapmak üzere karar verip kendimize güveneceğiz. Ben bu işin üstesinden gelirim diyeceğiz. Böyle kararlı içerisinde olmamız lazım. Bir de şu var tabii hocam. E, yani üç gün yaz var tamam. Ha ondan sonra gülüp oynayalım değil. değil. tabi şimdi. Böyle bir şey yok yani. Değil tabi. Şimdi bakınız, ben üzülüyorum. Şimdi bazı bazen görüyorum e, çeşitli etkinliklerde boy gösteren insanlar yapmayın etmeyin. O zaman da değiliz biz. Tamam, ben ağlatsız da demiyorum. Ama her şeyimiz yeri ve zamanı var, vakti var. Evet. Yani bu gerçeği görerek bu ciğeri yanmış kardeşlerimizin ki bizim de yandı. Bizim dostlarımız, insanız biz. Onların bu acıları varken, e, tazeyken artık biz söylemlerimize, yaşantımıza buradan zarar görmeyenler... ...hem beden olarak hem de ruh olarak hem de maddi olarak zarar görmeyenlerimizin uzun müddet hayat tarzına çok dikkat etmesi lazım. Yani e, onları üzmeyelim, rencide etmeyelim. Üzülürler, gücenirler, kalpleri incinir, yazık olur. Onlara dikkat etmemiz lazım. Evet. Hocam bir başka konuya geçmek istiyorum. Zelzele'de tabii büyükler gibi çocuklar da etkilendiler. Evet. Bilhassa Zelzele'yi bizzat yaşayan çocuklar çok büyük etki etki çok büyük Altında etkilendiler. Kaldılar. Evet. Ama bunun dışında diğer şehirlerimizde yaşayan çocuklar da etkilendiler. oradaki evet, kardeşlerinin bu acılarını evet. yaşadılar, yaşamak istediler, paylaştılar. Onlar için bir şeyler yapmaya çalıştılar. Hamdolsun insanlarımızın içerisinde çocuklarımızda da aynı şekilde var. onlara yardım ulaştırma, onlara bir şeyler yapabilme eee isteği arzusu var. deprem sonrasında bir tatil vardı zaten. Evet. Sömestr tatilinde rastlamıştı. Bir bir ay sürdü bütün Türkiye'de. Evet. Uzattılar sürdü. Milli Eğitim Bakanlığımız. Ama şimdi deprem dışındaki şehirlerimizde okullar Eğitime başladılar. Etme başladılar. Birçok yerde normal olarak devam evet. ediyor şu anda. Ama deprem bölgesindeki çocuklar... Bir kısmı, e, çoğunluğu daha başlayamadılar. Başlayamadı. Bir kısmı başka yerlere gittiği için oralarda devam ettiler, ediyorlar. Şu anda YDK'larda yani e, 8 ve 12. sınıflar için Milliyetin Bakanlığı, özel kurumlar yavaş yavaş e, ders vermeye de başladılar. Evet, evet. Yani çadırlarla, konteynerlerle... Siz bir sosyolog ve evet. eğitim idarecisi, yöneticisi, yöneticiliği yapmış uzun yıllar kişi olarak e, neler tavsiye edersiniz bu konuda hocam? Şimdi tabii Milliyetin Bakanlığı orada bana göre çok ciddi bir karar aldı, doğru karar aldı. Ondan sonra da hemen daha dördüncü haftanın sonunda 11 vilayetin dışındaki yerlerin tamamında okulların açılması çok önemliydi. İşte bu okullarımızda gerek resmi okullarda gerekse özel okullarda gerekse çocuklarımıza ders veya etkinlik veya sanat konusunda destek veren kurslarda faaliyetlerine başladılar. Bu başlamalıydı, doğruydu. Daha fazla uzatılmaması asla doğru değildi. Yani e, netice itibariyle bu karar doğru bir şekilde alındı ve benim görüştüğüm yerlerde hemen hemen tamamında hayata hayata normal olarak devam ediyorlar. Maddi zorlukları var, başka problemleri var ama o yıkımı düşündüğünüz zaman e, artık okullarda, okul bahçelerinde, sınıflarda, atölyelerde, dersliklerde e, normal olarak eğitim öğretim faaliyetleri devam ediyor. Bu bir, iki etmeli mi mutlaka etmeli. Şimdi Deprem bölgesinde de başladı yavaş yavaş. İnşallah kısa zaman içerisinde gerek zarar görmeyen okullarda ve gerekse taşımalı yerlerde, gerekse konteyner sınıflarda kurum yerlerde çocuklarımız eğitime başlamalı bir an önce niçin? Bakınız meşguliyet psikolojide sosyolojide çok önemli. Sadece zarar gören şokta olan insan için değil. Meşguliyet en iyi tedavi edicidir. Hele de böyle akıl almaz bir afatta zarar gören, sadece çocuklar için söylemiyorum bunu, yetişkinler için de. Aslında bana göre çocuklarımız zarar gördü ama en çok yetişkinler zarar gördü. Biz, şunu gördüm ben bugüne kadar, biz böyle afetlerde veya felaketlerde pedagogik formasyonu almış olan eğitimcilerle, pederecilerle, eğitim yöneticileriyle... Doğru adımlar atarsak, bize de iyi destekler verilirse, çocukları arkadaşlarıyla buluşturduğumuz zaman çocuklarımızı normal hayata çok daha çabuk alıştırıyoruz. Bunu gördüm ben. Evet. Ve bakınız çocuklarla röportajlar yapıldı geçtiğimiz günlerde. Okullarda. Evet. Evet dedi. Çok acı günler yaşadık ama arkadaşlarımla buluştum. Derslerimize başladık. Artık e, iyi ki başladık. Okulumu özlemiştim. Arkadaşlarımı özlemiştim diyorlar. Çocuklar bakın ne kadar makul konuşuyorlar. Çocukların tamamını yakını böyle bakınız. Evet, evet. Bu çok önemli. Sözde sihir tesiri vardır. Güzel kelimeleri kullanırsanız abartıya kaçmadan. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu depremi yaşadık. Yok kabul edemeyiz. Ancak şimdi bakın. Ee, zaman zaman e, insanlar sinemaya giderler veyahut da işte televizyonlarda bir afat seyredersiniz değil mi? Yıkımlar, tsunami, deprem. Fakat biz bunun gerçeğini görüyoruz her gün haftalarca evet. televizyonlarda. Bir defa özellikle anne babalara ve yetişkinlere şunu söylüyorum. Kendiniz ve çocuklar lütfen evet bunlardan uzak kalmayın yok kabul etmeyin ama saatlerce hele çocukları bu görüntülere maruz lütfen bırakmayınız maruz bırakırsanız farkında olmadan kendileriniz ve çocuklarınız çok ciddi tesir altında kalırsınız ve uzun müddet atlatamazsınız ve bakınız size sahip çıkacak on binlerce milyonlarca insan yok çünkü Türkiye'nin 13 milyonun bir kısmı gitti buradan direkt zarar gördü. Diğerleri de zarar gördü. Bu görüntülerden uzak tutalım. Hele de televizyon başlarında saatlerce bakmak, abartılı konuşanlar bitti, yıkıldı, şöyle oldu, böyle oldu. Lütfen. Bunu yok sayamayız. Çocuklar konuştuğu zaman, söylediği zaman da susturmayalım. Çocukları konuşturalım. Bunun bir artık yaşanmış olduğunu anlatalım. Bir felaket olduğunu söyleyelim. Gereksizle öz eleştiri de yapalım. Gerekirse yok kabul etmeyelim yaptığımız hataları. Ama bunu abartmayalım. Tekrar 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 gündeme getirmeyelim. Bunun faydası yok. Çünkü kalp beş duyuya bağlıdır. Siz düşünce olarak eylem olarak, konuşma olarak, görsel olarak neyle meşgul olursanız kalp orayı alır ve kanaat oluşur, beyninizi tarumar eder. Menfi taraf için söylüyorum. Demek ki biz çocuklarımızı ve kendimizi bu felaketlerle çok fazla maruz bırakmayalım. Bu bir. İki, çocuklarımızın okulda olmaları en önemli kazanım olacaktır. Çünkü öğretmenlerimiz, ben bazı öğretmenleri biliyorum. Deprem bölgesinde yaşayıp da tayin isteyecek misiniz? Hayır. Ben bu bölgedeyim. Bu çocuklarımızın bana annelerinin, babalarının ihtiyacı var diye asla tayin istemeyen öğretmenler var. Ben bunu biliyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bu öğretmen ben psikolojim bozuldu, beni alın götürün gelmiyorum dese zorla kimse götüremeyecek. Ama diyor ki hayır. Öğrencilerimin deprem bölgesinden bahsediyorum. Bana öğrencilerimin ihtiyacı var. E biraz önce başka örnekler vardı. Binlerce şu anda böyle hikaye biliyorsunuz edebiyat türünün gerçek yaşanmışının efendim kağıda dökülmesi, kaleme alınmasıdır. Şu anda yaşantılarımızdan son bir aydır ilk günden itibaren bizim insanlarımızın muhteşem hikayeleri oluştu. Bir muhteşem. Evet. Ve fedakarlık hikayeleri, sabır hikayeleri, tevekkül hikayeleri oluştu. Bunun dışındakileri dışarıda tutuyoruz. Demek ki bu konuda biz artık hayata alışmamız lazım, kendimizi meşgul etmemiz lazım, çalışmamız lazım, elimizden geleni yapmamız lazım, gayret etmemiz lazım. Psikologlarımızla, sosyologlarımızla, eğitim bilimcilerimizle, tecrübeli öğretmenlerimizle, pedagogik formasyonu olan hangi branşta olursa olsun o tecrübeli öğretmenlerimizle bu şoku atlatmak üzere gerek okullarda, resmi özel dershanelerde, kurslarda gerekse belediyelerin veya bazı kuruluşların kurumlarındaki öğretmenlerle, eğitimcilerle biz bu çalışmaları yaparak inşallah bu sıkıntıları atlatacağız. Evet. Bu zelzele felaketine uğrayan bölgemiz ki 11 vilayet e, bunun ihracatımızda da çok büyük katkısı var bu bölgenin evet, efendim. Evet, evet. E, nitekim Şubat ayında e, ihracatımızda sürekli yükselen olan yükselen ihracatımızda e, yayınlanan rakamıma göre yüzde bir evvelki yılın Şubat ayına göre yüzde 5.6'lık bir düşüş olmuş efendim. Evet. O bölgedeki insanlarımız, onlar çalışacaklar, ekmek parasını evet. kazanacaklar, devletin yardımı onlara ömür boyu olmayacak, bu evet. yemeler, içmeler. Hiç kimseye olmaz. Hiç kimseye olmaz. Ki böyle bir yardım zaten dünyanın bir yerinde örneği de yok. Zaten olmaz. Yok da, olmamış da, evet. olamamış da. Bu bizde olan bir şey zaten. Bu bizde olan bir şey. Dolayısıyla oradaki insanlarımız da çalışmaya devam edecekler, onların sahalarının açılması lazım. İşte o organize sanayi bölgeler var malum. Evet, İçerisinde evet. yüzlerce binlerce evet. fabrikaların olduğu bölgeler bunlar. Bir kısmı bunlar. tamamen ihracata yönelik. Evet. Ee, dolayısıyla e, düşmanları sevindirmemek lazım. Evet. Hani bir meşhur laf var. Elimizi taşın altına sokmak meselesi. Evet. Hep beraber. Zelzele felaketine uğrayan da uğramayan Uramayan da. Uğramayan da. Hep beraber elimizi taşın altına sokmalıyız. Sokacağız ve elimizden geleni yapmaya, yapmaya devam edeceğiz. Benim çağrım bir de bundan sonraki süreçte de bazı o bölgenin ihtiyaçları var. Gerek Kızılay, gerekse benzeri resmi kuruluşlarımız veya diğer STK'larımız ne yapacaklar? O bölgemizin ihtiyacı olanları gönderecekler. Özellikle şunu istirham ediyorum. Ee, bilhassa kıyafet eğer devam ederse işimize yaramayan, bakımsız, atmayı düşündüğümüz, kullanmadığımız, kirlenmiş ve sıkıntılı eşyaları göndermeyelim. Kendimizin giyecekleri şeyleri gönderelim. Mümkünse onları kendimize tercih edelim. Evet genel olarak böylelerde gitmedi zaten biliyoruz hocam. Evet. Ee, belki birkaç tane yanlış olabilir. düşünen insan evet. yapmış olabilir böyle hata ama genelde pırıl pırıl eşyalar çok, çok. E, hatta evet. marka eşyalar Tabii bunların gitti. videolarını seyrettik, beni hayatta evet. görmediğim şeyleri giyiyorum dediler. Evet öyle diyorum. Çok var böyle. Hayatımda ben giymediğim şeyleri giyiyorum Gördüm. diyor. Aynen evet. öyle. Evet, e, devletimiz Belki en güçlü zamanını yaşıyor Cumhuriyet'in kurulduğundan bu yana. Doğrusu doğru. Belki değil. Mutlaka. Yani en güçlü şu anda zamanını yaşıyor. Çünkü ben evet. yurt dışına girip çıkan bir insanım. Ee, bir zamanlar e, Türkiye'ye dönerken bizi adam yerine koymazlardı. Ve şu anda Türkiye dünyada ciddiye alınan, sözü dinlenen ve hayranlıkla izlenen bir ülke durumuna geldi. Biz bu ülkenin muhalefetiyle, iktidarıyla hep beraber bunu gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ben şahsen Türkiye'nin ...dünyanın bu yüzyılda parlayan yıldızı olacağına inanan insanlardan biriyim. Geldiğimiz nokta onu gösteriyor. Çünkü biz 22-23 sene önce o meşhur depremde yaşadığımız acizliğimizi... ...ekonomik sıkıntıları ben yaşamış insanım. Birçok insanın köyüne gidip karnını doyurup ayakta kalmayı düşündüğü yıllar olmuştu, yıl olmuştu o zamanlar. Ama şu anda biz artık... Elimizdeki, avucumuzdakinin bir kısmını paylaşarak oranın tamamıyla hasarını gidirecek güce geldik, birikime geldik. Genç mühendislerimiz, mimarlarımız, hukukçularımız, doktorlarımız, öğretmenlerimiz, her meslekteki insanlarımız şu anda harika şeyler yapıyorlar. Yani müteahhitlerimiz. Ama bundan sonra inşallah yapacağımız doğru adımlarla 21. yüzyılda sadece kendi coğrafyamızda değil, sadece o bölgemizin imarı değil dünya milletlerine işte insanlık budur, medeniyet budur, duruş budur, üretim budur, güç budur, insana değer budur, insana saygı budur ve medeniyet budur diyeceğimiz bir yere geleceğimize inanıyorum ben yürekten. Evet. Ve bunu Covid-19 salgını döneminde yaşadık maalesef. Evet. Beraber ee, program yaptık. Evet. O dönemde yaptık. Bunda da yaptık. Yani liselerimizin, evet. milletimizin, STK'larımızın fevkalade yaptığı üretimler, duruşları orada yanlışlar da oldu. Ben biliyorsun o çağrılarımızı sizin programınızda da yaptım. Evet. Bunlar yanlış terk edelim diye. Ama o anlı dünyanın meşhur gücü olan ülkelerin yapamadığını yaptık. Gene yaptık, gene yapacağız. Evet. Bizim e, bu halimizle yaptıklarımızı koskoca bir Amerika yapamadı. Koskoca evet. efendim Rusya, Çin gibi, Fransa, İngiltere gibi dev ülkeler Bizim yaptıklarımızı yapamadılar evet. ki onların gayri safi milli hasılasıyla bizimkini kıyaslayacak olursak bizim şu anda malumunuz e, oldukça yükseldik 10 bin e, doların üzerine çıktı e, gayri safi milli evet. hasılamız kişi başına. E, Onlar da 40-45 evet. bin tabii dolar tabii. bizim 4.5 5 katımız. Bakın Türkiye. dünya e, şu anda derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin bu yıl ve gelecek yıldaki e, büyüme hızını revize etti ve art değer de revize etti. Evet. Başka ülkelerde bunu pek yapmadı ama bizi böyle yaptı. Bu güvenli olur. Evet. Onun için hep çağrım şudur. Biz büyük bir milletiz. Etnik kökenimiz ne olursa olsun. Bu ülkenin coğrafyan insanları olarak çok muhteşem bir geçmişimiz var. Alnımıza kara lekemiz yok. Yaptığımız lokal hatalarımız veya milletimizin içinde çıkmış bazı efendime söyleyeyim tasvip edilmeyen düşünce ve eylem sahibi insanlar zümreler vardır. Var olmuş. Ana azınlıkta ama biz kendimize güvenerek İnşallah bu coğrafyada ve bu coğrafyayla beraber çok daha güzel şeyler yaşayacağız. Bakınız Suriye'deki yaşanan felaketler bu depremde orada yaşadı. O deprem bölgesi şu anda orada. Suriye'nin kuzeyi. Elbette. Bir Balkanlardaki yaşananları unutmadık. Onlar çok büyük felaketlerle karşı karşıya kaldılar. Çok şükür Cenab-ı Allah bizleri o duruma düşürmedi. İnşallah bizim ülkemiz büyüklerimizle beraber, yetişmiş insan kalitemizle beraber çok daha aydınlık günleri yaşayacağız hep beraber. Ama bu eğitimli olacaktır. Evet. Türkiye bundan sonraki süreçte bunları yaparken, bunları yaparken eğitime çok önem vermeli. Özel öğretim kurumlarına okullarıyla kurslarıyla çok önem vermeli. Çünkü şu anda özel öğretim kurumları Faruk Bey kurslarıyla, okullarıyla o biraz önce bahsettiğimiz, isimde vermediğimiz bazı Avrupa ülkelerinin e, neredeyse nüfusunun iki üç misli, iki üç misli e, okullarında e, öğrenci barındıracak kapasiteye sahip. Bu çok büyük bir zenginlik. Evet. Eğer biz bunu değerlendiremezsek 10 sene sonra sonra badel haraber bassa deriz ve bu milli serveti heba ederiz. Çağrımı tekrar yeniliyorum. E, sayın yetkililer, ...hükümet yetkilileri, bakanlığımız... ...onlara da tamamını ben bu düşüncelerimi... ...detaylarıyla ilettim. Bu milli sermayeyi... ...heva etmeyip ülkemizin... ...gelecek, parlak geleceğine kullanalım. Evet Tekrar ben başsağlığı diliyorum... ...aziz milletimize. Ölmüşlerimize... ...rahmet diliyorum. yararlarımıza ...Cenab-ı Allah'tan şifa diliyorum. Abi. Yakınlarını kaybedenlere ve aziz milletimize... ...sabırlar diliyorum. Başsağlığı diliyoruz. Evet efendim. Hocam şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Vaktimiz... ...bitti ama ee, ilave etmek istiyorum... Ee, başkanlık sisteminin ülkemize getirdiği hareket, e, hız bu zelzelede ve bundan önce yaşanmış olduğumuz afetlerde e, çok büyük faydalar sağladı. Kabul edilemese de bile net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkmıştır, evet. Net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu kadar hızlı hareket etmek çok zordu. Evet. Onları yaşadık diğerlerimiz çünkü. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz evet, güzel bilgiler için efendim. efendim, anlattıklarınız için. Değerli dinleyicilerim, Tegerat FM'de bir iletişim dünyamız programının daha sonuna geldik. Ben Faruk Salt bu programı sunmaya çalıştım. Ana kumanda da arkadaşımız İbrahim Macit yardımcı oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı güzel bir gün diliyorum. Bugün program misafirim, eğitim yöneticisi, sosyolog Hami Koç Bey'di. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra bir başka programda, bir başka misafirimde sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim. İletişim dünyamız